Herkese selamlar dostlar. 3 Kasım 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün Cuma olmasına rağmen sizlere 7 adet mücadele aldım. Ve 3 tanesi bunlardan Euroleague olaraktan. Hatta videoma Euroleague başlayacağım. Birazdan bilginize güzel bir gün diliyorum. Maçlar güzel mutlaka değerlendirme yapın. Özellikle Euroleague maçlarından diyorum. Başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda Galatasaray ile Kasımpaşa maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Galatasaray kendi evinde fakat replasmanla oynadığı Rize maçında çok iyi değildi. Icardi falan iğneyle oynuyor biliyorsunuz. Tam bir performans sergileyemiyor gibi. Bakalım sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Skor bilen arkadaşlar da Instagram üzerinden veya gruplara gelmek isteyenler herhangi bir sorusu olan arkadaşlar da benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da iletişim kurabilirsiniz. Buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Perşembeye video çekmedim. Bu videoyu da çarşambadan yüklüyorum. Perşembe futbol olarak sıkıntılı. Ya yani biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupa maçları var zaten. Çok da değerlendirilecek maçlar değil. Şu an ben de ekranda İstanbul spor maçını izliyorum. Mesela İstanbul'la Kepez. Yani penaltı kaçırıyorlar. Saçma bir oyun var ortalıkta. Yani bunlara şey yapmayın. Ben perşembe günü herkes açık Telegram grubunda sizlere bir adet EuroLeague analizi atayım. Ya kupon atarım ya da EuroLeague'in bir adet maçını atarım, atarım. Oraya da açıklama ve yorumlar kısmına katılabilirsiniz. Artı 300 beğeni istiyoruz. Beğeni de mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Erkenden videoyu atıyorum zaten. Dün mi vardı mesela 3 maç vardı. En güvendiğimiz mücadele Los Angeles Clippers mücadelesiydi. Clippers'a bildiğiniz üzere James Harden da gitti. Önemli bir isim. Yani Kawhi, George, Westbrook Harden derken bu sezon gerçekten can yakabilecek bir takım oldular. O yüzden Clippers'a biz güveniyorduk. Harden tabii bu maçta yoktu. Ev sahibi 111.5 üst olarak değerlendirmiştik. O da güzel bir şekilde geldi. Devam edelim arkadaşlar. Gruplarımızda şu an zaten ziraate çok fazla güvenmiyoruz ama ee, özellikle basketbol olarak canlı olarak gitmeye çalışıyoruz. Sizler de o şekilde basketbol bahisleri alıyorsanız da gruplarımıza gelebilirsiniz. Ayrıca her gün açık telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da ücretsiz bir şekilde katılarak gelebilirsiniz. Diğerlikten de ben hatta dün neler yaptık ondan bahsedeyim biraz. Milano ile Makabili'nin maçı vardı bildiğiniz üzere. Ekranda gördüğünüz üzere analizimizi attık. Günün basket maçı olarak tekli önerdik. Ev sahibi burada 40 sayı atar dedik ilk yerden. Güzel bir başlangıç ve... 40 sayı attı. Şöyle yeşilledik zaten. Bir de bir oldu. Günün basket maçını içeri almış olduk. Yürü, videomuzu yükledik. Ondan sonra devam ettik. Los Angeles maçı vardı. Ev sahibi 111.5 üst olarak da yine tekli olarak NBA aldık. Bunu da içeri aldık. Geleceğini biliyorduk ve gece bir adet de canlı verdik. Canlı da saat 7'de. Sabah 7'de yani ne kadar çok mesai yaptığımızı umarım görüyorsunuzdur sizler. Sabah 7'de attığımız canlı da çok rahat şekilde 8'de de onladık. O da geldi. Clippers gelmişti zaten. Ondan sonra ne dedik? Ahali günaydınlar diyerekten de güne başladık orada. Şimdi devam edelim. Şimdi dostlar 7 adet mücadelem var. Basketle başlayacağım. Sizlerden beğeniler gerçekten çok önemli. Beğenileri bekliyorum. Artı 300 seviyesinde beğeni gelirse şimdiden çok teşekkür edelim. Cuma günü başlayalım. Bologna ile Anadolu Efes. Maç güzel. Değerlendirdik. Şimdi Anadolu Efes'te arkadaşlar yeni bir takım olduğu için Gerçekten yani mesela Real Madrid ile kıyaslamak istemiyorum ama Real Madrid bu sezon bir transfer yaptı. Takım içindeki uyum üst düzeydeyken Anadolu Efes'te anlaşmazlıklar oluyor. Bu anlaşmaz, anlaşmazlıklar Potan'a sayı olaraktan geri dönüyor. Bologna'da ayın MVP'si bu arada bugün seçildi. Ayın MVP'si de ya oldu Bologna takımından. İyi bir oyun var. Bu oyunun karşılığında oyun olaraktan da galibiyet olaraktan da zaten alan bir takım Bologna takımı. O yüzden ben burada Bologna tarafında olacağım. Bologna'nın burada atacağı sayıya gideceğim. Anadolu Efes'te de bu derece kötüyken bence savunması da çok iyi değilken Bologna ev sahibi 79.5 üst olaraktan da tek değerleneceğim. Bu 1.47'de bir oranı var. Bolonya'nın burada kendi evinde atacağı 80 sayı diyorum sizlere. İkinci mücadele Barcelona ile Pana mücadelesi. Anadolu Efes gibi Pana da aynı şekilde çok kaliteli isimler de olsa yeni kurulan bir kadro. Bu yeni kurulan kadroda Son haftalarda galibiyetler gelmeye başladı. Fakat Barcelona'ya karşı işlemez gibi geliyor bana. Burada Barcelona'nın galibiyetini bekliyoruz biz. Barcelona galip gelirken de en az 4 sayı fark atar diye düşünüyoruz. Bunun da oranı 1.40'larda bir oranı vardı. Barcelona galip gelirken en az 4 sayı fark atar. 3.5'tan handikap MSI 1 olaraktan da Barcelona'ya burada güveneceğiz arkadaşlar. Baskonya ile Partizan. Arkadaşlar Baskonya'nın aldığı mağlubiyetlere bakın. Biz burada Baskonya tarafına gideceğiz. Anlatayım sizlere. Baskonya'da bir hoca değişikliği oldu. Ivanovic tekrardan Baskonya'ya geldi. Sanırım 5. kez Ivanovic yani bir koç takımın başına 5. kez getiriliyor. Ve birkaç tane bugün de zaten transfer haberleri açıklandı direk bazı transferler istendi ve transferler yapıldı. Muhtemelen bu maçta olmaz. Fakat Baskonya'nın zaten sayı atabilecek potansiyeli var. Yeni koçla birlikte ilk mücadelelerinde ben burada Baskonya'nın sayısına gitmek istiyorum. Ev sahibinin atacağı burada sayıya gidelim. Ev sahibi 81.5 üst var. En alt parami. Onu da değerlendirmek isteyenler 1.47 gibi oranı var. Baskonya takımı burada en az 82 sayı atar diye düşünüyoruz. Yeni koçuyla ilk mücadelesinde 5. döneminde yani bir şeyleri de takımı da az çok tanıyan bir koç varken burada evinde 82 sayı, atma, sayı yatması çok ideal oldu. Diyeleklerle futbola geçelim. Futbolda ilk mücadelemiz Melbourne City ile Sydney. Mücadelesi. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar 11 ve 12. sıraya bakın. Sydney ile Melbourne City. Yani son şampiyon zaten son 2-3 yıldır. Sanırım geçen sezon atılamıyorum da ondan önce 2 sezon sanırım Melbourne City şampiyon oldu. Bir Ajax vakası yaşanıyor. Sydney de aynı şekilde zirveye oynayan bir takım. Yani iki şampiyon takımı mücadelesi ve son sırada oynayan iki takım olan iki takım. Zaten Melbourne City ben bu maçı özellikle aldım. Melbourne City'nin son maçını izledik. Canlı yapıyorduk. Biz 6-0 mağlup oldu basmanda. Kaçan penaltısı var, baskın bir oyunu var fakat Adelaide United her geldiğinde attı zirveye de oturdu o maçtan sonra. Melbourne City'nin tarafında olacağım ben burada. Erken seans bir mücadelesi. çok fazla yüklenme yapmayın. Ben burada yani iki takımda form durumu kötü fakat Melbourne City bir adım daha öne çıkartıyorum açıkçası. Kendi evinde olması kaynaklı da ev sahibi atacağı 2 gol 1.55 gibi oranı var. Ben burada Melbourne City'ye güvenerekten de evin 2 golünü alacağım. Aslında çok fazla güven verilmiyor ama erken seansta 11.45 seansı gündüz seansı bu değerlendirecekleri aklında bulunsun isterse canlı da gidebilir, gidilebilir bu maçta. Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşması bu maçın da maç skorunu sorduk sizlere ne olur diyerekten de. Arkadaşlar bu maçta Galatasaray açıkçası dediğim gibi son dönemde ufaktan bir form düşüklüğü var son maçta. Yani yine Galatasaray o maçı yenebilirdi fakat çarplı girdi gol Oliveira'nın Oliveira golünde. Kasımpaşa da ziraat maçı oynadı onu da yenmesini bildi. Şimdi o maçta da galiba yani fal falan da oynadı. Kuvaniyes oynadığı çoğu isim ilk 11'den neredeyse öyle söyleyeyim ben sizlere. bu da galip gelir. Muhtemelen galip gelecektir. Herhangi bir sürpriz arenada çıkmasını beklemiyorum. Fakat nasıl galip gelir? Bakın 2.5 üstün oranı bile 1.17. Aga ben nasıl bir 17'den iste 2.5 üst vereyim? Oran yok. Ben burada diyorum ki Galatasaray kazanırsa 4.5 altında kazanır. Aslanlar gibi, aslanlar gibi 1.70'lerde oran alırım. Galatasaray kazanır ve mücadele 4.5 altında biter. Benim beklenti bu yönde. 1.75 civarında da bir oranı var. Ben burada Galatasaray'ın kazanırını ve mücadelede 5 gol olmazsızını da değerlendirmek istiyorum. Değerlendirecekler bence bu yönde bir değerlendirme yapsın. Diğer türlü maç sonu 1 2.5 üst oranı bile 1 27 gibi bir oranı var. Değmez abi. Maç sonu 1 3.5 üst mü yapacağız? 4 gol beklemem. Ya yani Bayern Münih'te değil bu illaki. Ufaktan da bir form düşüklüğü varken bence 4.5 altına altında bir yapmak mantıklı. Değerlendirecekler aslında. İsteyen yine 1.5-2.5 yapabilir. Avrupa zaten öyle yapsın da. Ya yani bizim Türkiye'de oran vermiyorlar. Bu yüzden maymunluk yapıyoruz. Darmstadt'la bohum karşılaşması. Darmstadt'la tempolu bir oyun sergiliyor ki oynadığı maçlara zaten en son maçta 8 tane gol yedi. 50'den 50'den 90'a kadar 40 dakikada ee, maşallah 8 tane yedi maşallah afiyet olsun. 2 tane de kırmızı kart cezalısı var takımda. Ona rağmen kendi evinde oyuncu oyunda muhtemelen tempo olacaktır ve goller olacaktır. Ben burada bohumunda gol atmasını bekliyorum. O yüzden KG var olarak değerlendirdim. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirirseniz arkadaşlar 1.37-1.40 seviyesinde bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapsın. Bence mücadele de KG var olma ihtimali yüksek. Tempo olacaktır çünkü. Ha beceriksizler ama tempo golleri getirebilir. Paris ile Montpellier mücadelesinde değerlendirdim. Paris'in de son Brest maçını izleyen biri olaraktan da 3 tane canlı yaptım. İlk kere 1.5 üst. Evin golü 3.5 üst. 3 tane canlı yaptım. 3'te 3 aldım. Paris ilk yarıdan fişi çekmeyi oynuyor. Fakat ikinci yarı oyun olarak tempo olarak düşüyor ki Brest mücadelesinde de ilk yarıda da Brest de pozisyonlar buldu. Ama golleri atan Paris takım oldu. Ben burada Paris tarafında olacağım. Paris tarafında bir oran yok. Bu oranı da şöyle alacağım. İlk yarıdan girecek bir galibiyet bekliyorum. Çünkü ilk yarıda etkin bir Paris var. Brest maçında da öyleydi. İlk yarı 2-0 Paris kapattı. İkinci yarı 2-2 oldu. Ondan sonra da 3-2 zaten gelen penaltıyla ile birlikte de galip gelmesini bildi. Ben ilk yarıdan bir Paris golü bekleyeceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplam 7 adet mücadelem vardı. Hızlı ve güzel bir anlatım yapmak istedim. Cuma günü gerçekten özellikle Euroleague maçları kazandıracak gibi duruyor. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.